...bu örgütün bağlı olduğu kurumlar bırakmayacaktır. Dolayısıyla buna bir de tabii ki Washington açısından bakmak gerekiyor. Çünkü yani bu kadar senede böyle bir imparatorluğun bir anda çökmesi de... Amerikan da işine gelmez, çöktürmezler de zaten. Dolayısıyla... Bence bu bunu bu pencereden değerlendirmekte yarar var Musa. Evet. Peki, Yılmaz abi çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. İyi geceler. İyi yayınlar. Evet, gerçekten Yılmaz Polat çok kritik bilgiler aktardı bize sevgili izleyiciler. Elbette ondan sonra bu konuyla ilgili gelişmeleri de yine Yılmaz Polat'tan, Televir Washington temsilcisinden almaya devam edeceğiz. Şimdi biraz sonra, hani... Az önce ifade etmeye çalıştık. Şöyle şeyler var. Bakın şimdi Tuğba Tekerek bir takım tweetler atmış. Ve hani memleketi bunlar nasıl böyle kemirdiler içten içe böyle yavaş yavaş ve içini boşalttılar. Onu hani tarif etmeye çalıştım. Ama elbette somut bilgiler de gerekiyor bunu örneklendirmek için. Şimdi bakın Tuğba Tekerek diyor ki, bir de ben şöyle bir sıralama yapayım. Bakın bakalım bunlar akademide zamanında neler yaptılar. Bu arada hani bu tehlike şu anda da e, çeşitli tezahürlerle e, devam ediyor. Yani Cumhuriyet'in bugünkü başlığı tehlike geçmedi. Başlı e, Emre Kongar hocamız da Betullah öldü. Petö PD'ye paralel devlet yapılanması yaşıyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış. Oraya gelmeden önce şimdi bu örneklere bir bakacağız. Devamında bu yazı daha böyle bir anlamlı e, olacak. Yalova Üniversitesi kurucu rektörü Niyazi Eruslu'nun göreve gelince ilk yaptığı işlerden birisi Yalova FEM dershanesi müdürü. FEM hatırlıyorsunuz değil mi, bu dershaneleri? FEM dershanesi müdürü Mehmet Gülen'i özel kalem müdürü olarak atamak. Tekrar ediyorum. Rektör göreve geliyor. Niyazi Eruslu. Sonra... Bir dershanenin müdürünü kendisine özel kalem olarak atıyor. Söylenenlere göre bu kişi üniversitenin imamı, aynı zamanda Yalova'daki Gülenci komiser yardımcılarından sorumlu. Devam ediyoruz. Mehmet Güler kriterleri karşılanmadığı için resmi olarak atanamıyor. Dedim ya zorladılar yani memlekette ne kadar hani bu, bu cumhuriyetin temelini oluşturan ilke varsa onları mahvettiler, yok ettiler. Yok etmeye çalıştılar daha doğrusu. Yüzde yüz başarabilmiş değiller. Ama yaptılar bakın şimdi. Resmi olarak atanamıyor. Temizlik şirketi kadrosunda gösteriliyor bu kişi. Yani alıyor okul şey, dershane müdürünü özel kalem olarak atamak istiyor rektör. Ama kriterler uymuyor. Ve fakat ne yapıyorlar? Temizlik şirketi kadrosundan gösteriyor. Ama rektörün tüm randevularını o ayarlıyor ziyaretlerde eşlik ediyor rektöre. Hani devletin müesseseleri ne nasıl tecavüz edilir? İşte ilk örneklerini burada görüyoruz. İngilizce bilmese de Amerika'ya giden üniversite heyetinde yer alıyor. Gülen'le randevu ayarlamaya çalışıyor. İş insanı Burhan Karagözlü üniversiteden çok sayıda ihale alıyor. Bu da bir başka örnek. O tarihte Gülen yapılanması mensubu. Pensilvanya'ya gittiğinde Fethullah Gülen ona Yalova Üniversitesi arsa işini çözdün mü diye soruyor. Kampüs için yer öneriyor. Yani Gülen oralardan Yalova Üniversitesi kampüsünü takipte. Devam edelim. Yalova Üniversitesi'nde akıl hayal almayacak pek çok atama var. Devam edelim mi arkadaşlar? Peki burayı nasıl okuyacağım ben? Evet. Peki şimdi bu bununla ilgili olarak bir şey var. Yani devamını hani e, getireceğiz daha sonrasında. Bu iki örnekle e, yetinelim. Ve şimdi ne yapalım? Cumhuriyet gazetesine ve e, Emek Ongar hocamızın yazısına geleceğiz dedik. Bakın şimdi şöyle e, girişi var. E, Emre Hoca'nın yazısını bugün. Diyor ki, emperyalizmin bütün dünyayı bölüp yönetmek için kullandığı din ve mezhep öğelerinin Türkiye ve Türk İslam dünyasındaki temsilcisi. İki nokta üst üste. Kim? Gülen cemaatinin veya sonraki ismiyle hizmet örgünün kurucu lideri dışarıdan ilkokul diplomalı vaiz Fetullah Gülen öldü. Ama kurduğu dinsel mezhepsel nitelikli cemaat veya 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi sonrasında devlet tarafından verilen resmi ismiyle Fetullah Gülen terör örgütü paralel devlet yapılanması yani FETÖ-PD'ye e, devam ediyor. Yani FETÖ-PD'ye nasıl ve nerede devam ediyor? Bakın şimdi yani... E, Birinden kurtulup, kurtulup bir çukurdan çıkıyoruz, başka bir çukura giriyoruz bu iktidarın sayesinde. Erdoğan, AKP iktidarının desteğiyle 1. Silivri trajedisi döneminde Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Oda TV ve benzeri davalarla temizlediği sivil ve asker bürokrasinin, üniversitelerin, medyanın kadrolarına doldurduğu mensuplarının ve sempatizanlarının önemli bir bölümü halen görevde. 2. Mevcut iktidar aynen 1. Silivri Trajedisi dönemine benzeyen davalarla 2. Silivri Trajedisi dönemini başlattı ve FETÖ/PDY'nin kullandığı aynı yöntemlerle ülkeyi düzenlemeye devam ediyor. 3. Mevcut iktidar FETÖ/PDY'den görünüşte boşalttığı yerleri Nurcu ve Nakşilerle Menzil gibi, Hak Yol gibi, İskender Paşa gibi, İsmail Ağa gibi tarikatların ve cemaatlerin mensuplarıyla doldurdu. Dolayısıyla FETÖ-PDY döneminde kullanılan bütün demokratik ve layık sosyal hukuk devleti karşıtı uygulamalar devam ediyor. 4. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi hakkında kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu bile şu anda hala saklı durumda. Bu nedenle gerçek bir hesaplaşmak ve temizlik asla yapılamadı. Zaten yapılmak da istenmedi. Kimin darbeci, kimin darbeye karşı olduğu netleşmedi. 5. İktidar Cemaati FETÖ PDY olarak terör örgütü ilan ettikten sonra eski mensuplarının ve veya sempatizanlarının bazılarını kritik yargı görevlerine getirerek tehdit altında rejimi yozlaştırma sürecine alet etti. 6. Cemaat tarafından yurt dışında açılan okulların bir bölümü hala devam ediyor. 7. Cemaatin varlığı ve okulları Amerika'da da olanca gücüyle devam ediyor. 8. Cemaat mensuplarını ve veya sempatizanlarını mevcut yasal ve anayasal güvenceler çerçevesinde cezalandırmak ve sistemden temizlemek çok kolay değil. Zaten iktidar da bu niyette mi hiç belli değil. Lider konumdakilerin bazıları iktidarla işbirliği yaparak görevde, bazı sempatizanlarsa hapiste. Ben dahil pek çok kişi onlara da hukuk devleti güvenceleri çerçevesinde muamele edilmesini istiyor. Zaten iktidar birçok demokrat ve solcu insanı da FETÖ PD'ye bağlamında KHK'lı, KHK'li yaparak görevlerinden attığı için haksızlık ve hukuksuzluğu yaygınlaştırdı ve hem temizliği hem de cezalandırmayı zorlaştırdı. 9. Emperyalizmin Orta Doğu'yu yeniden düzenleme projesi hala üstelik sıcak savaşla devam ederken, Türkiye üzerindeki dinci mezhepçi yönlendirmeler de Erdoğan AKP sonrasında da devam edecek bir biçimde. Anayasa tartışmaları niteliğiyle yeniden planlanıyor. Ve ülkenin içindeki emperyalizm müttefikleri olan ayrılıkçılar ve şeriatçılar da bu planlara bütün güçleriyle destek veriyor. Emperyalizm iktidarla el ele her yerde egemen. Özetle Fethullah Gülen öldü ama FETÖ PDY hem ülkede hem de uluslararası camiada fikirleri ve eylemleriyle etkinliğini sürdürüyor. Ama biz de her şeye rağmen anayasanın ilk dört maddesiyle Demokratik, layık ve sosyal hukuk devletini savunuyoruz diyor Emre Kongar. Evet, bu e, tam da işte bu günleri e, ve önümüzdeki e, zamanı da hiç uyumamamız gerektiğini e, anlatan e, bir e, yazı. Önümüzdeki zamanı da ve bu e, bu e, gelecekte de hiç uyumamız gerektiğini anlatan bir yazı. Geldi mi devamı e, arkadaşlar? Tamam peki. Onu da bir e, okuyalım. Şimdi e, Tuğba Tekereklik'in e, tweetlerinden e, devam ediyorduk. Örneğin Gülen yapılanmasına mensup tıp doktoru Osman Karakaya, İktisadi İdari Bilimler Fakültesindeki Sosyal Hizmet Bölümü kadrosuna alınıyor. Orada profesörlüğe yükseltiliyor. Gülen yurdunda kalan bir genç, Yalova Üniversitesi'nde çalışan bir örgüt mensubuyla görüştükten sonra oraya araştırma görevlisi olarak atanıyor. Sonra o kişi gelip araştırma görevlisinden ilk maaşını örgüte vermesini istiyor. İkisi gizli görüşüyor. Tanıştıklarını kimseye belli etmiyorlar. Yalova Üniversitesi'nde çalışmış bilgisayar mühendisinin anlattıkları çok çarpıcı. Yapılanmaya mensup bir TOEFL test merkezi sahibi. Bunlar uluslararası bir dil şeyi bu. Ee, ne diyeceğiz? İmtihanı. Yani buradan aldığınız şeyle sonuçla uluslararası anlamda üniversitelere ya da özel iş yerlerine vesaireye başvuru yapabiliyorsunuz. Yani İngilizceyi ne derece bildiğinizi gösteren dünyada kabul görmüş testlerden birisi TOEFL. Yapılanmaya mensup bir TOEFL test merkezi sahibi bilgisayar mühendisine TOEFL sorularının serverlarına 2 saat önce düştüğünü, soruları 2 saat önce aldıklarını, 4 saat önce alıp alamayacaklarını soruyor. İşte az önce bahsettiğim alçaklık yani Fethullah Gülen'in ve mensuplarının örgütünün mensuplarının imza attığı alçaklık bu işte. Şimdi e, nedir bu? Bakın diyor ki topul test soruları 2 saat önce düşüyor mu, düşmüyor mu sisteme? Düşüyorsa soruları alacağız hemen bunları cevaplarına bir bakacağız. Kopya çekecek ya, yani. kopyacılık yani bu. Kopya çekeceğiz diyor ve sınava bu şekilde gireceğiz. TOEFL'u bile yani uluslararası hani bu şey bir dediğim gibi bir testtir bu, sınavdır. Bunları bile kandırmışlar. Yani böyle insanlar bunlar. Peki, ee, tamam. Peki şöyle, Tuğba Tekerek diyor ki son not olarak. AKP Gülen gerilimi tırmanınca Yalova Üniversitesi Özel Kalem Müdürü, yani bu üniversite imamı işte daha önce dershane müdürüydü ya sonradan işte bir yerlere getirdi. Mehmet Güler görevden alınıyor. Peki onun yerine kim geliyor? Ensar Vakfı Yalova Şube Başkanı. Şu an günenciler üniversitelerden tasfiye edildi ama ihaleden kadrolaşmaya değişen bir şey yok diyor Tuğba Tekerek. Evet işte böyle. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin Böylece gazetelerde bir giriş yapalım değil mi? Saat kaç? 22 geçiyor evet. Tamam bir görelim. Bakın şimdi önümüzde Yeni Şafak Karar ve Cumhuriyet var. İşte Yeni Şafak Aslı'nın haini öldü diye böyle birinci sayfayı çok geniş bir şekilde buna ayırmış. İkincisi Karar Gazetesi bu dünyada hesap vermeden gitti başlığıyla vermiş haberi. Bunlara geleceğiz ve Cumhuriyet'te de tehlike geçmedi başlığını görüyoruz konuyla ilgili olarak. Ve bu arada tabii Cumhuriyet Gazetesi de Geniş bir yer ayırmış yani bu Fethullah Gülen'in ölümüne e, ve düşündürdüklerine. Şimdi e, şöyle görüşler var onları da sizlere aktaralım. Haberde devlete sızdı kana buladı diye bir e, alt başlık var. Dini kullanarak cumhuriyeti yıkmak amacıyla devlet kurumlarına sızan, AKP'yi iktidara taşıyıp ortaklık yapan... Kumpaslarla aydınları ve yurtseverleri katleden 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkeyi kana bulayan FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen 1999'da kaçtığı ABD'de öldü. Özgür Özel, bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalı, yargıya hesap vermesini isterdik. İlhan Cihaner, ki İlhan Cihaner biliyorsunuz bu örgütten en çok çekmiş isimlerden birisi. Yani Yapmadıklarını etmediklerini bırakmadılar İlhan Cihanere ve İlhan Cihaner e, bunlara karşı olduğu ve dik durduğu için e, her türlü her türlü İlhan Cihanerle e, ilgili tasarrufta bulundular ve de e, İlhan Cihaner sonunda kim şu anda ayakta? İlhan Cihaner ayakta. Kim şu anda onuruyla e, yaşıyor? görevini yapıyor, hayatına devam ediyor. İlhan Cihaner. Örgüt mensupları mı? Hayır. Sadece darbe girişiminde buldukları için falan değil. Toplum vicdanında zaten bunlar aslında mahkumdu. Yani 15 Temmuz'u yapsaydılar da, yapmasaydılar da zaten mahkumdu. Peki, İlhan Cihaner şunu söylüyor. Amerika'nın ajandasına uygun çalıştığı örgüt dağılır, yaklaşımı iyimser olur. Saadettin Tantan, ülkeye yararlı olabilecek çok sayıda genci yok ettiler. Evet, doğru. Yankı Bağcıoğlu, önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ni daha sonra devleti ele geçirmeyi amaçladılar. Barış Terkoğlu, Gülen'in altında yönetimi sürdüren bir konsey, konsey var. Ve Mine Kırıkkanat, Vatikan'ın mızrak ucu diye tanımlanan Opus Dei örgütünün kopyası diye e, görüş belirtmişler. Peki, burada... Bir başka ayrıntı var. Örgüt Ergenekon, Balyoz, İstanbul ve İzmir askeri casusluk 28 Şubat ÇYD'de internet andıcı Poyrazköy kapes gibi kumpaslarını ve son olarak da 15 Temmuz darbe girişimini düzenledi. FETÖ, başta gazetemizin başyazarı İlhan Selçuk ve Türkan Saylan olmak üzere Ali Tatar, Cem Aziz Çakmak, Kudusi Okkır'ın yaşamını yitirmesinin sorumlusuydu. Evet çok sayıda işte böyle günahları olan bir örgütten bahsediyoruz. Bu arada Emek Emekonga'nın yazısını az önce aktardık. Işık Kansu, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay ve Sertaç Eşte e konuyla ilgili yazılar kaleme almışlar ve Işık Kansu diyor ki soğuk savaş yaygıtı Gülen'in adını ilk olarak Komünizmle Mücadele Derneği'nde görürüz. Bu dernek ABD egemenliğinin Türkiye'de kökleştirilmesi, sosyal uyanışın önüne geçilmesi için oluşturulmuş karanlık Gladio örgütünün bir ayağı sayılabilir. Olan Bursalı diyor ki aslında bugün bal gibi ülkeyi birlikte yönetiyor olabilirlerdi. Aralarına iktidar kim olacak nifakı girmeseydi. Çok güzel. Oraya kimin oturacağı konusu şüphesiz zamanı gelince ancak şiddet kullanılarak çözümlenebilirdi. Nitekim öyle de oldu. Yani 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Mustafa Balbay, 1990'lı yıllarda Art Atatürkçü aydınların öldürülmesi 2000'li yılların iktidarı içindi. Bob operasyon ayağı FETÖ, siyasi ayağı AKP'ydi. Bob sürüyor mu? Evet. O zaman FETÖ'nün yerine konacak örgüte gereksinim de sürüyor. Ve Sertaç Eş. Nakşibendi Said-i Kürdi'nin öğrencileri arasında siyasete yöneltilen Devleti ele geçirmek için kodlanan Gülen, amacı için siyaset ve siyasetçileri de kullandı. Siyasette de takiyenin yani kendisi olduğundan farklı sevimli göstermenin adıydı Gülen, diyor Sertaç Eş. Evet, böyle e, yazılar var. Peki, bu arada gündemin diğer e, başlığı, yani çok önemli bir başlığı, çözüm, çözüm süreci vesaireyle ilgili olarak... Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisi öncesi CHP lideri Özel'den mesaj ifadesiyle beraber Demirtaş'ta aktör başlığını görüyoruz. Bu önemli neden? Şöyle. Şimdi Özgür Özel tabii Demirtaş'ı ziyaret etti biliyorsunuz ve Demirtaş'ın bu ziyarette vereceği mesaj önemliydi. Diğer taraftan Demirtaş'ın bundan sonra nasıl bir pozisyon içinde olacağını en azından belli etmesi açısından da hani e, önemliydi bu ziyaret. Ve herkes Özgür Özel'den bekliyordu haberi. Ve diğer taraftan Özgür Özel'in de tabii bu görüşme sonrasında yapacağı, değerlendirme ya da ortaya koyacağı tavır önemli. Ve burada Özgür Özel'in eee Demirtaş'ta aktör vurgulaması bence bundan sonrası için bu tartışmaya çok önemli bir bir boyut katacak. Neden? Çünkü aktörlerden bahsediliyor değil mi? Yani bir tarafta iktidar var. İktidarın işte ortakları var. Yani işte, İktidar Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, yani AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi, diğer bazı partiler. Bunlar aslında bu konuyla ilgili bir şekilde ayrıntılarda görüş ayrılığı olabilir. Ama genel itibariyle bir yola çıktıklarını görüyoruz bu bağlamda. Tamam. Ama karşı tarafta bir takım aktörler dedik ya, ilk günlerden itibaren zaten örneğin işte İmralı'yla şey Kandil görüştü, görüşmedi. Abdullah Öcalan ne diyecek? Ki Devlet de Abdullah Öcalan'a bir çağrıda bulundu biliyorsunuz. Ve Kandil ne diyecek? Kandil'in kendi içerisinde acaba görüş ayrılığı var mı? Varsa... 2 e, ya da üç, bilemiyorum artık, kutup mu var ki en az iki olduğu söylenebilir. E diğer taraftan e, DEM Parti bütün bu tartışmalar içerisinde ve bütün bu çağrılar içerisinde aynı zamanda nasıl bir tavır içerisinde olacak? Daha önceden bu meseleyle ilgili olarak kamuoyu önünde bir şekilde e, çıkan ya da bu meseleyle ilgili konuşan görüş sahipleri ya da kanaat önderleri e, ara olacağı ifade edilen, olabileceği ifade edilen ya da belli bir kesim adına e, bir takım açıklamalarda bulunabileceği ifade edilen kişiler. Değil mi? Bütün bunlar var. Yani çok sayıda e, şey var. İşte aktörden bahsediliyor. Elbette bunların hiçbirisi şu anda bu meseleyi üstlenmiş ya da evet bu iş bu kişinin üzerinden ya da bu tarafın üzerinden yürüyecek diye bir kesinlik oluşmuş değil. Ama e, elbette görüşü merak edilen ya da tavrı merak edilen veya bu mesele içerisindeki katkısının ne olacağı merak edilen isimler var. Bunlardan bir tanesi de Selahattin Demirtaş'tı. İşte bu yüzden Özgür Özel'in buraya yapacağı ziyaret, yaptığı daha doğrusu yapacağı ziyaret önemliydi öncesinde ve şu anda bu gün Cumhuriyet'te Demirtaş'ta aktör başlığı önem arz ediyor. Ve burada bu vurgunun Cumhuriyet'te yapıldığını görüyoruz. Mesela Sözcü gazetesi de Özgür Özel'in ziyaretine yer vermiş ama böyle bir vurgu yapmamış Sözcü. Bahçeli'nin uzattığı el doğru ama ihtiyatlıyız ifadesi var. Şöyle, Türkiye'nin çıkarları için doğru adım atılırsa CHP engelleyici olmayacaktır diyerek açılıma destek verdi ifadesi var ve bunun yanında CHP lideri yeni açılım sürecine yeşil ışık yaktı deniliyor. Ama Demirtaş da önemli bir aktördür ifadesi yok. Yani Özgür Özel'in. Peki bir günde var mı? Bakalım. Bir günde göremiyor olabilirim ama birinci sayfasında konuyla ilgili haber yok. Karar gazetesine bakıyoruz. Silahlar bırakılacaksa bütün aktörler kıymetli ifadesini görüyoruz. Şimdi Özgür Özel evet yani bütün aktörler kıymetli diyor ama devamında şöyle bir ifadesi var. Demirtaş gibi bir aktörün adının altı da çizilmelidir. Nasıl çizilmelidir? Kalın kalın çizilmelidir diyor Özgür Özel. Bu önemli işte. Yani Demirtaş'a vurgu yapması önemli. Evet bütün aktörler önemlidir ama Demirtaş'ın e, isminin altı böyle kalın kalın çizilmeli diyor. Şimdi burada evet Demirtaş'ın şeyin e, Özel'in bu vurgusuna e, yer verilmesi gerekiyordu fakat karar da e, böyle görmemiş. Silahlar bırakılacaksa bütün aktörler kıymetli ifadesiyle görmüş. Evrensel'in birinci sayfasına bakıyoruz. Bu konuyla ilgili bir haber var mı? Evet. Özel Demirtaş'tan süreç mesajları toplumsal Barış için önce kadınlar, aktörler değil doğru adım önemli gibi ifadeleri görüyoruz. Evrensel gazetesinde ve ee, ilginç yani mesela burada altı kalın kalın çizilmeli ifadesini görmüyoruz. Yeni Çapak'tan zaten böyle bir şey beklemiyoruz. Sabahtan da beklemiyoruz. Hürriyetten bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Peki, ha, bu arada... Ee, şöyle, evet burada yer vermiş Hürriyet Gazetesi, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti diye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP Eski Eş Genel Başkanı Seahattin Demirtaş'ı Edirne cezaevinde ziyaret etti. Özel, barış görüşülecekse Demirtaş'ın öneminin altını çizmek gerek dedi, ifadesini görüyoruz. Ama mesela Demirtaşla muhataptır, Demirtaş'ta aktördür başlığını e, görmüyoruz ya da bu vurguyu sadece Cumhuriyet Gazetesi'nde görüyoruz. Bence önemli, üzerinde durulması gerekiyor. Peki, şimdi diğer e, gazetelere de bakalım. Cumhuriyet'i gördük e, ve az önce Yeni şapak vesaireyi de görecektik ya arkadaşlar kararla beraber. Ona bir dönelim mi? E, şimdi Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında bugün büyüttüğü haber şu. Hepsi inceleme sürerken öldü. Başlık böyle. Havanur, Havanur ya, Havanur ne? Michel, Öykü, Ayaz, Kaya, Mi ve Melek, Kerem, Rua. Hepsi inceleme sürerken oldu. Yani burada bürokrasinin hızlı olduğu tek şey var Türkiye'de. Yani hızla üzerine gittiği. Bir, solcuysanız. iki işte işçiyseniz. Üç, cumhuriyetçiyseniz, Atatürkçüyseniz hemen harekete geçiyor. Bizim yargı koşarak yani işte polis koşarak, jandarma koşarak İçişleri Bakanlığı hemen ama mesela AKP'li olduğunuz şüphesi bile varsa size dokunabilmek aylar alabiliyor. Yıllar alabiliyor veya hiç dokunulmuyor zaten. Yani böyle bir refleks var. Bakın şu Narin cinayetinde işte dün çıktı değil mi şey savcının iddianamesi ortaya. Savcılık iddianamesi. Neden biliyor musunuz? Çünkü oradan AKP'ye oy çıkıyor. Kazayla oradan HDP'ye, DEM Parti'ye oy çıksaydı, CHP'ye oy çıksaydı, TİP'e oy çıksaydı vay haline o köyün o köyü e, traktörlerle, pulluklarla böyle alt üst ederlerdi. Alt üst ederlerdi. Ama AKP'li olunca zar zor o da gerçekten işte gazeteci arkadaşlarımızın çabasıyla, zorlamasıyla, bu işe önem vermesiyle şimdi üzerine gidildi ve nihayetinde bir şey var. Hala da Hala da tam olarak kamuoyunu tatmin edecek hızda hareket etmedikleri için hala da şüphe var. Aynı mantık, aynı zihniyet işte bu hastaneler için de geçerli, bu çete için de geçerli. Başka 1 milyon tane daha çete var Türkiye'de bunlar için de geçerli. Uluslararası alanda e, aranan, kırmızı bültenle aranan İstanbul'un lüks otellerinde Lüks rezidanslarında oturan, lüks arabalarıyla her akşam şehirde fink atanlar için de geçerli. Yani bunlar niye ise bunlara adalet geç çalışıyor. Bunlara niye ise emniyet geç harekete geçiyor. Bunlara niye ise içişleri teşkilatı geç hareket ediyor. Sağlık Bakanlığı geç hareket ediyor. Dedim ya işte. Yani bu düzenin içinde yer alın rahatlıkla bir şeyiniz var. Dokunulmazlığınız ya da en azından kısmi dokunulmazlığınız olabilir. Kıyamet kopunca ancak zorunda oldukları için bunların üstüne gidiyorlar. Ama bu arada, bu arada çocuklar hayatını kaybetmeye devam ediyor. Ve işte bunun haberini görüyoruz Karar Gazetesi'nde. Hepsi inceleme sürerken öldü. Ayrıntıya hiç gerek yok. Zaten isimleri hani saydık. Peki bir başka başlık. Bu dünyada hesap vermeden gitti diye bir başlık. Vurgu tabi diğer dünyada hesap verecek e, vurgusu. Ve sinsi kumpaslarla ve din istismarıyla adım adım devletin bütün kurumlarına sızarak en sonunda 15 Temmuz kanlı darbe girişimini tertipleyen FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen 83 yaşında öldü. Evet şimdi bu türden dediğim gibi tarihler var. Ama önemli olan neydi biliyor musunuz? Zamanında her şey sıcakken ona karşı çıkabilmek. işte o önemli. Onu yapabiliyorsanız ne mutlu. Ama yapamıyorsanız yani utanın diyeceğim de Türkiye'de şey yok artık utanma yok. Bunu karar için söylemiyorum bu arada. Bazı yazarları için mesela söyleyebiliriz tabii yani Karar Gazetesi'nde çalışan bazı yazarlar da şey değildi. Yani Fethullah Gülen'e ee, çok da uzak değillerdi. Değil mi? Yani o, olmasa bile araziye uymuş ve o düzenden semiriyorlardı bir zamanlar. Peki, şimdi neye bakacağız? Diğer gazetemiz ne? Ee, yeni Şapak. Yani gazete dediğime bakmayın. Yani ben yine ağız alışkanlığı söylüyorum bunu ama. Şimdi bu Yeni Şapak. Asrın haini öldü diye başlık atmış. Dönün arşivine Yeni Şapak'ın, bakın Fethullah Gülen'in övüldüğü ne kadar çok haber vardır, ne kadar çok köşe yazısı vardır. O zaman e, ihanete geçmişte e, ortak olan gazeteler varmış demek ki değil mi? Evet. Peki, devlete, millete, İslam'a ve nesillere ihanet etti. Hiçbir şey bırakmamış bu arada yani şey, e, Yeni Şapak gazetesi. E, işte bir takım ayrıntılar var. İktidar ve para kavgasını kim kazanacak diye bir şey var. Şimdi bir de şunu yapıyorlar. Aralarında işte kavga var, kanlı bıçaklı falan filan. Niye böyle olsun ki? Aralarında anlaşmazlık olabilir. Aralarında hatta gerginlik de olabilir. Ama böyle şey gibi gösteriyorlar. Şimdi birden silahlar çekildi işte orada herkes birbirini ateş ediyor falan gibi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hava estirmeye çalışıyorlar. Ee, tabii bu öyle olunca artık ellerinden geleni yapacaklar ve yazacaklar. Bu türden ağır eleştirilerde bulunma hakkı bizim olabilir mesela. Cumhuriyet'in olabilir, Evrensel'in olabilir, Televir'in olabilir, Halk TV'nin olabilir. Evet, bunların böyle bir şeyi var. Ama yeni şafak, hürriyet… Akşam, sabah, öğleden sonra ikindi, osu, bu su, falan böyle bir milyon tane gazeteleri var bunların. Bunların hiçbirisinin böyle bir hakkı yok. Peki devam edelim şimdi. Başka ne var? Mesela bu çocuklarla ilgili, çocukları öldüren çeteyle ilgili, bakanlığın ihmaliyle ilgili, ağır ihmaliyle ilgili, bakanın sorumluluğuyla ilgili, bakanın daha önceki görevleriyle ilgili, yani İstanbul'daki il sağlık müdürlüğü görevleriyle ilgili ve dolayısıyla bakanın aslında bu görevden istifa etmesi gerektiğiyle ilgili herhangi bir haber ya da yorum var mı? Yok. Niye? Çünkü çünkü bu türden başlıkları bunlar iktidarın sorumlu olduğu ya da olabileceği ne kadar şey varsa e, hata varsa buradan Halkı uzaklaştırmak için kullanıyorlar. Yani bu türden başlıkları. Biz bunlarla oyalanıyoruz bir kenarda. Bu arada diğer tarafta mal gidiyor. Şimdi Hürriyet gazetesine bakalım. İblis öldü diye bir başlık. Hain ve vatansız olarak yaşadı. Kurduğu terör örgütüyle Türkiye'ye ağır zararlar veren Petro Ölebaşı Petrullah Gülen Amerika'da öldü. Bakan filan ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor dedi. Bunlar geç kalmış haberler. Yani işte gazeteler hep dünün haberini veriyorlar ya artık. Yani zaman değişti biliyorsunuz. Bugünün haberleriyle devam etmek lazım. Bu da elektronik medyayla oluyor. Ve işte bakan dün bunu yaptı bu açıklamayı. Yani şu anda bunu yazmanın anlamı ne? Zaten herkes biliyor bunu artık. Yani bakan bunu söylemiş olmakla da hürriyet bundan emin olabilirdi. Evet. Ama bunu buraya yazmasına gerek yoktu. Neyse. Mezarı gizli tutulacak diye bir başlık var. Ergenekon, balyoz ve darbe. Erzurum'dan bir vaiz olarak yola çıkan Gülen, yıllar içinde milyarlarca dolarlık çarka hükmeden bir örgütün başı oldu. Kimler yardım etti, kimler etmedi? Onu da yazsanız bari. Bir yazın ya. Bir kere yazın. <laughs> Hakikaten. Bakın şey de değil bu arada. Hani, ee, ne diyeceğiz? Evet geçmişteki bir şey olduğu için yazabilirsiniz. Bir zamanlar işte Bekir Bozdağ böyle diyordu, Numan Kurtulmuş böyle diyordu, Bülent Arınç böyle diyordu, Erdoğan böyle diyordu. Az önce haberimizde vardı. Ona bir kere daha bakalım mı arkadaşlar? O haberi bir kere daha izleyelim mi? Bakın kim ne söylüyordu Fethullah Gülen'le ilgili olarak. Her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya. Ne istediğinizde alamadım. Türkiye'de siyasal İslam'ın emperyalist güçler tarafından yükseltilmesinde kilit rol oynayan Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen öldü. Bu dünyadan öbür dünyaya en çok veballe giden kişi Fethullah Gülen'den başkası değildir. Sadece kurucusu öldü. Örgüt ortada duruyor. Gülen'in ölümünü örgütün yayın organlarından bir site duyurdu. Peki Fethullah Gülen kimdir? Muhterem Hoca Efendi 12 seneden beri Türkiye'nin dışında haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. 27 Nisan 1941 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinin Korucuk köyünde doğan Fetullah Gülen 1951 yılında hafız oldu. Çeşitli insanlardan din eğitimi almaya devam eden Gülen gençlik yıllarında CIA eliyle kurulan Komünizmle Mücadele Derneği'nin Erzurum yapılanmasının kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı. Bu Efendi'nin zaten böyle bir sıkıntısı da yok. Bu hasret niye? Bu gurbet niye? Allah sağlık, sıhhat, afiyetler Versin. 1966'da İzmir'deki bir camiye vaiz olarak atanan Fetullah Gülen, burada verdiği vaazlarla ön plana çıkarıldı ve etkisini arttırdı. Birçok sağ siyasetçi de 1960'lı yıllarda Fethullah Gülen'in vaazlarını dinlemeye başladı. Bunları biz referet, ettik. Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya. Ne istediğinizde alamam. Gülen hakkında 1980 askeri darbesi sonrası yakalama emri çıkarıldı ancak bir şekilde hapse atılmadı. 55 yıl önce sızıntı adıyla çıkmış bir dergiden ve devletin her noktasına sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. 1992 yılına kadar gönüllü vaazlarını sürdüren Fethullah Gülen bu yıllarda altın nesil projesini ortaya attı. Örgüt tarafından eğitilen gençler ise bürokrasiden sivil topluma birçok alanda kadrolaşmaya başladı. 1990'lı yıllar Gülen için sağ siyasetçilerle temas kurma yılları olarak öne çıktı. Dönemin başbakanlarından Tansu Çiller'le yaptığı görüşme dikkat çekti. Koca efendinin yerinde olsam Türkiye'ye gelirim. Ee, eğer elimde imkan olsa e, gelmesini sağlayacak altyapıyı hazırlarım. 1999 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü, Fethullah Gülen ve örgütlenmesi hakkında rapor hazırladı. Gülen, bu gelişmenin ardından 21 Mart 1999 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. Önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin. Allah'ım. Kasım 2002 seçimleri ise Gülen ve örgütü için yeni bir dönüm noktası oldu. Bu dönemde kendilerine tanınan iltimaslarla Fethullahçı örgütün devlet kadrolarındaki yapılaşması hızlandı. Her şeyde açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık. Yargıda hızla kadrolaşan FETÖ, Türkiye'de birçok aydın ve yazara kurulan kumpas davalarının baş aktörü oldu. Bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Gülen AKP ittifakını sona erdiren süreç olarak gün yüzüne çıkarılan gelişme ise AKP iktidarının dershaneleri kapatma girişimi oldu. Devlet içindeki iktidar alanlarına ilişkin olan bu kavga 17-25 Aralık 2013'te Erdoğan'a yönelik yargı operasyonuyla resmen savaşa dönüştü. O dönemde Fethullahçı örgüt dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ı gözaltına almaya yeltenecek kadar ileri gitmişti. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bunu, bunlar kargaları gibi. Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz 2016'da darbe girişimiyle iktidarı devirmeye çalıştı. Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca Fetullahçıların Türkiye'deki tüm faaliyetleri yasaklandı. Örgütün önde gelen kadroları 10 yılı aşkın süredir yurt dışında yaşıyor. 15 Temmuz 2016'dan sonra adeta yalnızlaşan Fethullah Gülen 9 yıllık sürecin ardından 20 Ekim 2024'te öldü. Ne nankörlük bu ya? Ne istediğinizde alamadınız. Evet, şimdi tabii bakın görüyorsunuz değil mi? Yani ne istediğinize vermedik. Ne istediğinizde vermedik. Bu arada tabii şey değil. Ya sadece Erdoğan değil. yani diğerleri de işte. Hani Bülent Arınç, Numan Kurtulmuş, Bekir Bozdağ vesaire. Bunlar da işte aynı şekilde eee Fethullah Gülenle ilgili övgüleri böyle e, üzüntülerini bu arada yani ortaya koyuyorlardı. Peki o dönemde işte e, şeye 2009 yılında e, yapmış olduğu bir konuşma var. Kamergenç. Kamer Genç Türkiye'de Türkiye'nin gördüğü en dürüst e, siyasetine kendi siyasetine, kendi görüşüne kendi ideolojisine en dürüst milletvekillerinden biriydi. Ve tarihe geçmiş bir isimdir bence. Çünkü zamanında Petrullah Gülen'le ilgili olarak doğru söyleyen adamdı. Şimdi burada işte Bekir Bozdağ ve diğer şeyler diyorlar ya, yok canım nereden çıkartıyorsunuz, yok devlete sızmış da bilmem ne de falan da filan da diye gizlemeye çalışıyorlar bir de bunu. Neyse, bakın Kamer Genç zamanında neler söylüyordu. Yani bugünleri görmüş bir adam olarak neler söylüyordu? giden özellikle AKP'nin milletvekilleri Fetullah Gülen'i gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi bu Fetullah Gülen'in bir gün bu meclisi açalım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'de bunun bu sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye bunu çekiniyorsunuz? Bu, peki yarra ya, bunun en büyük zararı siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Benim zaten düşüncelerim belli. Benim düşüncelerim belli olduğu için araştıralım. Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Ben Burada belli bir 30 senede bu parlamentodayım ya. Siz bir defa hiçbiriniz benim kadar deneyim sahibi değilsiniz ki. Ben diyorum ki Türkiye'den burada bir tehlike var. Bu tehlikeyi görelim. Türkiye'de rejim gidiyor.